Hayırlı günler hanımefendi. Hoş geldin Kadir, hoş geldin. Hoş buldum. Evime hoş geldin. Hoş buldum. Evin çakma dubleks mi? Evet, çakma dubleks. Allah aşkına, o nasıl bir merdiven öyle? Yarıda kesmişler gibi duruyor. Çakma dedin ya, o yüzden. Evet, doğru yolda giderken ben, yarıda bitiyor zaten, evet, maşallah. Evet. Evet Güner ablacığım, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Kadir, sen nasılsın? Büyük bir heyecanla evini gezmeyi istiyorum. Zaten şu merdiveni gördükten sonra hepten merak ettim. Çok merak ettim sizin şu dubleksi Güner Hanım. Hadi yukarı çıkalım. Evet dubleks, hadi Kadir çıkalım. Vur, açsınlar kapıyı Kadir, vur. Daha nereye çıkacağım Allah'ını seversen? Hayır, vurursan açacaklar, çıkacaksın. Ha, karton bir yerle kapatmışlar. Evet. Ne alaka bu şimdi? İşte burada kaçmak için böyle. Hır tavla geçme, bu ne böyle? Teşekkür ediyorum. Allah'ını seversen bu ne? Ya burayı böldük, yukarıda kardeşlerim falan yaşıyor. Bize burası küçük geldi. Dubleksi böyle bir iki daire yaptınız. Burayı da böyle merdiven dursun demişsiniz. Evet, nereden başlayalım? Bir mutfaktan başlayalım arkadan, evet, mutfak. Evet. Güler abla temizlikte de yemekte de iddialı, bir detaylarına bir bakalım. Geçin seni çakma dubleksi. Evet. Mutfağım gez. Mutfağım bembeyaz. Evet, gayet şık duruyor ama detaylarımız. Oh. Kekleri, poğaçaları yapmış, dolaplara doldurmuş. Evet. Kadir'cim, buzdolabını incelemeyi bırak da beni dinle. Güner Hanım'ın mutfağı gördüğün gibi bembeyaz ve pırıl pırıl. Ama bu mutfak yakın zamanda bir yangın geçirmiş. Yangından çıktı. Nasıl, yandı mı mutfak? Yandı ya komple. Nasıl? Ev tümden mi yandı? Burası komple gitti, salon falan. Şu olay nasıl oldu Güner Hanım? Şöyle oturup etraflıca bir anlatın ne olur. Ben salonda uyurken hiç hatırlamıyorum ya. İşte ben bir... Kendime geldim, aşağıdayım, kedimi sordum. Nasıl? Yani... Salonda uyudun, uyandın ki aşağıdasın. Aşağıdayım. Kedimi sordum. Nasıl uyumak bu böyle? Şöyle, ben o zaman biraz ilaçlarım vardı. Depresyon falan mı? Yok be. Ne depresyonu Kadir, sende yani. Beni bu yaşta depresyona soktun Allah aşkına. Ne bileyim, daha ne yaşım kaç. Hayır, bu kadar uyutacak ne ilaç olabilir? Ya tedavi görüyordum bu kanser hastalığıyla ilgili. Aa, kanser mi oldunuz? Aa, çok geçmiş oldu. Ondan sonra? İlaçlar çok ağır geldiği için eviniz yandığı halde uyanamadınız mı? Uyanamadım. Kız belki de duman seni zehirledi, bayıldı. Galiba dumandan oldu. Peki yangın neyden çıkmış? Aspiratörden. İçinden. Ay, salonda mı yandı peki? Salonlar biraz sıçramıştı ama her taraf isti işte, perdeler, şunlar bunlar. Allah vermesin, en korktuğum şey yangın. Ama bu acıklı hikayeyi anlatmanızı isteyerek sizin gibi renkli bir hanımefendiyi de yormak istemiyoruz Güler Hanım. Neyse, hadi konuyu kapatalım da sizi daha fazla üzmeden devam edelim. Kalk. Hadi bakalım, bir evi de gezelim. Gezelim, hadi. Güner Hanım bence temizdir. Çünkü temizlik olarak, yardımcı olarak çalıştığı için temiz olacağını düşünüyorum. Bakabilirsin Kadir, hiçbir şey bulamazsın elimde. Sen şimdi ev hanımı mısın, çalışıyor musun Güner Hanım? Çalışıyorum, evlerde yardımcı olarak çalışıyorum. Hala çalışmaya devam ediyorsun. Evet, okay. Şirketlere de gidiyorum. Şirketlere gidiyorum, 4 tane adamları koyuyorum mesela binaya, temiz ediyor. Çıkıyor, Güner git diyor, rutuşunu yap diyor. Aynı senin gibi. He, sen de gidip üstten bakıyorsun. Bakıyorum, son rutuşlarını yapıyorum. Bakabilirsin iyice, bir şey bulamazsın. Yok, üstü gayet güzel. Üstü temiz. Güner abla, şu kombinin üstüne bir bakayım. Yok, gayet güzel. Kombin de güzel Güner abla. Güner Hanım'dan hiç ümidim yok. Evinin temiz olacağını asla düşünmüyorum. Elinin lezzeti olacağını da düşünmüyorum. Güner abla, sadece fırının camında... O Kadir gitmiyor ya. Sen bu fırın camını söktün mü hiç? Sökemedim. Tamam, biz bunu fırın camını bir sökelim. Bu fırın camının içinde baya lekeler sökemedim, var. Kaldı. Buzdolabının şey arkalarına yeni yapıyorum. Sapında birazcık yapışkanlık var. Bak, bunu gelip ellerlerse... Görüyor musun? Evet. Bu sapını ellerler çünkü. Onlar şimdi biliyorsun, bir şey bulamadım, buraya takıyorlar. Evet, camını sökmemiz lazım seninle buranın. Şimdi bu çekmecelerin arkasını söküp silebiliyor musun? Evet, çıkartabilirsin. Tuğçe'ye ne diyorsun Allah aşkına? Hiç çekmece sökmek aklına gelmiş şimdiye kadar. Yani şimdi insan... Yani bir ev hanımının bu zamana kadar bu çekmecenin arkasını çekmek aklına gelmez mi? Sökmesini beceremeyebilir. Çekip... Yani rahatlıkla şöyle oturduğu zaman, sildiği zaman burayı, orada çekilmesini rahatlıkla görüp eline silebilirdi. Yani değil mi? Bir bahaneye bir kaçıyor sanki, bir şey yapıyor. O çok rahatlıkla yapılacak bir şeydi ama. Bulaşık makinesini ne kadar sıklıkla çekiyor Güner abla? Ben şöyle söyleyeyim, kardolap, yatak kardolabının üstlerini, bunu neyine genellikle haftada çekiyorum kendi kardolabını. Haftada bir süpürüyorsun, siliyorsun. Çekiyorum çünkü o zaman daha kolay oluyor. Ya birikince zor oluyor yağlar. Evet, evet. Bir evi böyle arada temizlemezsen birden girdiğinde çok zor olur. Zor oluyor. O yüzden ben sık sık yapıyorum ki işim kolay olsun. Peki diye. Hadi gel salona gidelim, gel. Gel bakalım, gel.
Gel abla. Oh çiçekleri de buraya dizin. Kız bunlarla uğraşmak zor değil mi? Ama ben çiçeği ve doğayı sevdiğim için onları yaprağı tek tek siliyorum ben. İşte o zor ama tek tek yaprak sil o kadar evet. İşin arasında. Ne yapayım? Seviyorum. Dur bakalım şu kapının üstüne bir bakalım. Güler abla taş niye var orada? O doğa olsun diye. Evet. O öbürü kim? O tuz taşı. Şey enerji falan için mi? Hayır bunu ben kırıyorum. Yemeklere mi atıyorsun? Suyun içine koyuyorum. Nefesim daraldığı zaman buharla üzerine tutuyorum. İçime çekiyorum. Kadın kendine tedavi yöntemi bile aynen. Bulmuş yemin ediyorum. Öbürü de kil. Şimdi bu koltuklar minderlere kalkmıyor galiba. Kalkmıyor. Araları evet. Da açılmıyormuş. Sen işten geliyorsun evi silip süpürüyorsun. Temizlik yapıyorsun. Öyle yapıyorum ne yapacağım mecbur yapacağım. Çocuklar kim? Yardım ediyor mu sana temizlik? Küçüğüm yapıyor küçük oğlum. O çok titiz o yapar bunun yardım eder. Güzel. Bu açılıyor mu Güner abla? Açabilirsin. Yok bunların içi de gayet güzel temiz. Kapat kapat Güner abla. Evet Güner ablacığım. Yani temizliğin hakkını evde veriyorsun galiba belli. Bu konsolun arkasını da çekeceğim. Dur biraz. Şimdi çekeceğim. Temizlik yaparken çekeceğim. Ama Güner Hanım'ın rakipleri temizlikten önce çekip kontrol edebilirler Kadir. Onlarla birlikte ben de geziyorum zaten. Çünkü orada çiçeklerin topraklar falan dökülecek edecek. Çiçeklerim kırılacak. Ben onu ayarlayayım mı sana bak. Bir ayarla bakayım. Ya rakipleriniz gezerken saksılarınızı düşürürlerse Güner Hanım? Sakın ha. Onlar bir canlı varlık düşürüp de kırmasınlar çiçeklerimi. Kadın çocuğu gibi bakıyor resmen. Düşünürse alıp saksıyı başına mı vurayım desin? Ne bekliyorsun? Ya ne diyeyim? Aa, oradaki kalp şeklindeki çiçek ne kadar enteresan Kadir. Böyle mi çıkıyor? Sen mi kestin makasını? Yok, ben çok sevdiğim için bir arkadaş hediye etti onu bana. Çiçeğin adı ne? Hiç bilmiyorum onun adını. Evet, Güner abla gel banyoya gidelim. Gayet evet. Güzel. Ya o kalbi ortasından kırarlarsa, vallahi bir daha çıkmaz o. Niye büyür canım? Ot değil mi sonuçta? Geri uzar. Aa, yok ama çoktan beri şey hiç bir fide vermedi ya. Öyle mi duruyor sadece? Evet, öyle duruyor. Kız yapma yapma olmasın. İçine yok, toprağı su koyuyorum ben. Çok tuhaf bir şey. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Yumurtaya can veren Rabbim onu da yaratır. Geç. Güner Hanım'ın... Gel Güner ablacığım. Banyoma da bak bakalım Kadir neler bulacaksın. Oo, makineleri üst üste kondurmuş. Yok onları oğlum aldı. Maşallah maşallah. Amin. Güner abla bu duşakabinin yeri çok güzelmiş. Bunu sonradan mı yaptırdın sen? Evet. Yeri çünkü bir ek fayans duruyor. Şurada ek fayans var sonradan yapalım. Camların da gayet temiz. Kız Güner abla temiz kadınsın vallahi billahi. Teşekkür ederim. Gayet güzel ama şimdi biliyorsun bizim hinciler gelip olmadık yerlere sokuyorlar her şeyi. Bu arada sifonunuz da su akıtıyor. Şey şandırmanı bozulmuş evet, galiba. Evet bozulmuş onu. Basma basma su gitmesin boşuna. Olmadık yere sokuyorlar da olmadık yerlerde de yok baksınlar bak bak. Ben bu sifonu tamir edeyim yoksa su israfı olur. Her işi bitirdim bir şamandıran kaldı. Şamandıranın boğat lastiği oluyor Kadir. Ben bu sifonları biliyorum. Sifoncuda da mı çalıştın? Sifon imalathanesinde çalıştım ben Kadir. Doğru. Tabii Türkiye'ye ilk sifonu getirdim. Öyle tabii. Neyse. Evet sayın seyirciler, Güner ablamızın evini gezdik. Şu anlık gayet güzel görünüyor. Temizlik yaparken de bakacağız. Yarışmacılarımızı çağıralım. Haftanın son gününde Güner ablanın evinde bakalım nereleri bulacaklar. Menü hakkında yorumları ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hadi koş. Hadi. İnşallah menün güzel bir menüdür. Gel. Gel Güner ablacığım. Evet, Güner abla merak ediyor. Acaba ben nereyi buldum? Evet, gerçekten merak ettim. Ben de merak ettim Kadir. Hadi göster bakalım dolabın neresinde ne varmış. Hazırsan. Ben burayı temizlemiyorum ki normalden. Bunu temizlemem için içini boşaltmam lazım. Kız şöyle bir bezle alsan ölür müsün? Ne demek içini boşaltmam lazım? Hayır şöyle bir şey. Bunu kız kardeşim bunlar içlerini boşaltmıştı akşam. Burada malzemesi vardı. Bu vallahi akşamlık değil şimdi Güner yok, abla. Yok yok hayır. Normalde burada malzemeler vardı o alıp götürmüştü. Bak. Bu sene boşaltmadım. Bir şey diyeceğim. Bunun içi bak görüyor musun şunların aralarını. Yok. Bak bunun altını açmayı bilmeyebilirsin. Buna bir şey demiyorum. Çünkü bu herkesin bildiği bir şey değil. Okey. Ama bunun içi silinmemiş. Şimdi burayı gördüler Güner ablacığım. Ne diyeceksin? Çünkü içinde malzeme olmadığı için silmedim. Çünkü içindeki malzemeyi ben nereye boşaldım? Onu boşaltıp silene kadar o malzemem çürüyecek. Çünkü öbür dolabım da dolu. Yapışmış. Bak. Onu bilmiyorum ki. Şöyle bir bezle almamız lazım. Sen bir bezle ıslat da gel. Islat da gel hele. Bunu görüyorlar çünkü. Gördükleri zaman. Tamam da o malzemeyi nereye boşaltacağım? Çöpe mi atacağım? Kız...
5 dakika masanın üstüne alacaksın, sileceksin. Bozulur, et ürünü bozulur Kadir. 5 dakikada eti Kadir, bozuldu, nerede görürüm? Yani. Allah Allah, bir şey diyeceğim. Sen diyorsun ki burayı temizle diyorsun. Ben orayı demiyorum. Ben, bak bak bana bak. Gel gel Günen abla. Sana yarım iş mi yapacağım? Yarım iş mi yapacağım? Sadece orayı mı temizleyeceğim? Temizlik yapılırsa komple temizlenir. Bunu sök o zaman, sökebiliyorsan. Sökemiyorum. Ben sana zaten diyorum ki bunu herkes sökemez diyorum. Bilemez diyorum. Tamam da komple çıkarmam lazım. Ben sadece yarım işi nasıl yapayım ki? Böyle güzel mi duruyor böyle durması? Bitecek, temizleyeceğim. Nasıl yani? Bütün buzluk bitene kadar buzluğu temizlemiyor musun? Hayır, temizlemem. Bir sene boyunca bunlar burada dursa ellemeyeceksin. O bir sene gitmez. Ben ailemde kaç kişi var biliyor musun? Bir geliyorlar yatılı. Şimdi peki finalde buna ne açıklayacaksın sen? Aynen böyle diyeceğim. Ne diyeceğim? Allah Allah, bir ürünü mü bozulacak? Bak şimdi sen şuna ver bir deterjan. Ver bir deterjan. Ürün bozulmaz 5 dakikada kız, beni çıldırtma. 5 dakikada kıyılana bozulsa nerede görüyorsun? Yiyeceklerin içine deterjan süreceksin. Koku siner. Kız koku şu siner. Beze ver bana, ver. Allah'ım bu kadın beni koku siner. Koku siner yiyeceklerine. Bunlar yapma. Bunlar kokusuz, kokusuz. Kokuyor Kadir, lütfen yiyecek. Kadir dinlesene Güner Hanım'ın sözünü. Lütfen yani, ben sevmiyorum. Bak sen şuraya çantanı koydun, sinirlendin. Bak bir şey diyeceğim. Allah'ım ya. Ama bunun Kadir içine... çeker misin? Yiyeceğim içine koyma deterjan. Tamam. Yani al, ben bunu şaka ver. Yapmıyorum. Al bunu yıkada ver. Al. Sen şuraya omuz çantanı koydun, ben sana kızdım. Tamam peki onu yıkada ver şimdi. Yemek sen koyuyorum bana oraya diye. Şimdi burası böyle hijyenik duruyor mu peki? O biterse, temizlenirse karbonat, normal deterjanla silersin, karbonatlarsın. Kız karbonatla veya... temizlik mi olmuş? Deterjanlarsın. Karbonatla limonla temizlik olmaz. Anlamıyorsun. Sen temizlersin. Beni dinler misin? Sen bana besi ver. Beni dinler misin? Ben seni dinliyorum. Besi ver. Kız sen benimle niye kavga ediyorsun? Kavga sen iyi misin? Laf dinlesene Kadir. Dersen bana besi. Hayır bak, ben nasıl temizleyeceğimi söyleyeyim. Ben o biter. Nasıl bittiği zaman. Heh. Güzel deterjanı temizlerim. Kokmasın. Deterjanla deterjan, yiyeceklerime deterjan kokusu çıkmasın diye. Şey ya sirkelerim. Heh. Ya karbonatlarım. Senin şimdi o kullandığın deterjanlar, o koltukta kullandığın saçma sapan deterjanlar. Ha. Deterjan seçimin zaten yanlış. Ya. O yüzden senin buzluğun kokar. Bizim deterjanlarımızda koku yok. Kokuyor, kokuyor, kokuyor. Bak sana diyorum ki kokmuyor tamam, diyorum. Tamam ne olursun, benim deterjan yiyeceğim varken. Tamam bak şimdi ben bunu buraya normalde koyuyorum. Normalde ben zaten şey besleniyorum, glutensine besleniyorum. Onlar kız kardeşim getiriyor. Şimdi bunlar glutenle ne yapıyorsun? Hayır yani dikkat şu ediyorum. Şu an yani bir şey diyeceğim. Şu anda bu buzluğun bir açıklaması yok, ondan bahsediyorum. Hayır bak ben gerçeği yani, söylüyorum. Yok. Gerçeği söylesen de bu buzluk bitmeden, bir sene boyunca böyle kalamaz. Bu bitmeden, tamam mı? Bu bitmeden ben hayatta, tamam mı? Ya 2-3 tane kalacak, onu da alacağım. Ya bak şurada dolap var ya, ya oraya koyacağım. Ya da hemen hızlıca üstteki dolaba koyacağım. Bu buzluğu temizleme kaç saniyeni alıyor? Bu senin alacağın en fazla 15-20 dakika alır. Peki 15 dakikada bu yiyecekler açılıyor mu? 15 dakika da uzun bir süre. Açılırsa, bozulursa o benim büyük olan... 15 dakikada burası açılıyor mu? Küçük olan var ya, heh, bunun bir tanesi daha böyle görse kıyameti kopardı. Yiyecekler bozulacak. Peki böyle görünce kıyameti koparmıyor mu bunun içine bir şey alırken? Öyle görünce kıyameti kopardı. Yani burayı böyle gördüğünde kıyameti koparmıyor da 15 dakika daha çıkılınca mı kıyameti koparıyor? Koparıyor. İki bence sen bahane uyduruyorsun. Hayır, şu bahane anda. Bahane uydurmuyorum ama sadece temizliyorsan tamam mı? Ne yapacaksın şimdi? Bütün yiyeceklerimi alacaksın. Yukarıdaki derin dondurucuya koyacaksın. Temizleyeceksin. Benim yukarıdakilerle işim yok ki. Şu an bak sen şu anda ağzı açık bunu konuştuğumuz zaman içerisinde ben bunu temizlemiştim şu ama anda. Ama ilaç sürmedi. Normal sistemden. Tamam hadi normal al o zaman gel. Normal bezle temizle bakalım. Hayır ilaç yani istemiyorum. Yani ben şunu saçma buluyorum bak. İlaç sürme. Hayır. Yiyecekler tamamıyla bitmeden bozuk temizlenmezmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Ben temizlemem. Çünkü bozulur. Deterjan da sürme. Burayı açtığında burası böyle güzel duruyor mu? Hijyenik duruyor mu? Durmuyor ama deterjanım varken oraya yiyeceğim varken. Peki sana bir şey diyeyim. Sürme. Ben de şahsen bu buzluğu açtığımda bu görüntüyü karşılarsam ben bu buzluğun hiçbir şey yemem. Yeme. Hayır, hayır kardeşim ben bana temizlerim. Çok tuhaf geldi açıkçası. Hayır, sen elini sürme, ben deterjanı temizleyeceğim. Hadi temizle o zaman, peki. Ama sen bayağı inatçı birisin. Öyle İnanılmaz. Mi? İnanılmaz. Gerçekten mi? Vallahi inatçı? Öyle. Vallahi. Yani seninle geçim çok zor. Ha, o yüzden evde kalın demek ki. Estağfurullah ama ben seninle mesela aynı evde hayatta yapamam. Bir de dediğim dediksin asla yola da gelmiyorsun. Yani belki budur, belki hiç belkin yok. Ben yani dediysem doğru. Dedik, yerisi aynen yok. Aynen dediğimse dedik. Dik kafalıyım ya o yüzden. Ben onu şimdi, sökemiyorum ya. Niye sökemiyorsun? Sökemedim. Denedin mi hiç, baktın mı hiç? Denedim de sökemedim. Bir tornavida alabilir miyiz? Bak şimdi bunu nasıl sökeceğiz? Ben şunun arkası var ya, onu göstereyim. Bak onu neyse çok rahat söküyorum. Buzdolabının arkasının şeyi var ya. Motoru mu? Yok, onu motoru... Sen bunu nasıl sökemedin kız? Sökemedim. Bir tornavida alsın gelsin, dur bekle. Bak şimdi Güner abla. Hı. Getir yağ sökücüyü. Yanında duruyor Kadir. Süngeri de ver, ver. Öğreniyorum bak, bunu bilmiyordum. Öğreniyorsun bunu da. Bak bunu da mutlu oldum bak bunu gördüğüme. Çünkü o böyle gözüme geliyordu, sinir oluyordum böyle.
Bir de kuru bez ver şimdi sen bunun arasına. Şimdi Güner abla şuna ver dizini. Şuradan ver dizini ha. Dur çok kaldırma. Bekle şimdi sen bana süngeri alacağım şuradan. Nasıl oldu Kadir? Güner ablanın korkusuna eline sağlık, güzel oldu. Rica ederim de senin korkuna daha da bastıramadım. Yoksa terlenecek yerleri var onun da aslında. Şimdi artık sen bunu sökersin evet, Güner abla. Evet Güner Hanım öğrenmiş oldu sayende Kadir'ciğim. İstersen artık fırın kapağının montajını bana bırak da siz diğer yerlerle ilgilenin. Güner abla şu dolapların en üst kapakların üst kısımları var ya gel oraya bakalım. Yarışmacımızın hangisiydi adını hatırlamıyorum ama şeyin altına girdi. Şöyle toz aldı banyo dolabının en altında. Şu arkasından aldı. Nereden geliyor Güner abla? Bilmiyorum ki. Bakıyorum ayaktan gelmiyor, köşeden geliyor. Ha, Güner abla şu alttaki bak, yer var ya, bak, oraya birikmiş toz. Çünkü ben burayı şeyden dolayı yıkıyorum ya. Yıkayamıyorsun galiba. Yok yok yıkıyorum yıkıyorum. Şu makinenin altı çok çizileniyor çıkartamıyorum ya. Oraya sen diyeceğim. Silerken şu iç oluk var ya. O dolabın arkasındaki oluğa pek ulaşamamışsın. O oluğa birikmiş bunlar. Oluğa birikmiş. Bak şimdi son kestiriyorum. Bak çok az gelmeye başladı. Oluğun içine tamamıyla oradaki oluğa birikmiş o tozlar. Fatma da geldi orayı çıkarttı buldu. Evet herkes puanlarını verdi. Bakalım Elif bugün Güner Hanım'ın hamaratına kaç puan vermiş? Elif buyur puanını açıkla. Benim Güner Hanım'a puanım 6. Evet kaç temizli kaçı yemek? 4 temizliğe verdim 2 yemeğine verdim Kadir Bey. Ne diyorsun Güner abla? Şöyle söyleyeyim aslında daha fazla verebilirdi çünkü beklemiyordu bende hiçbir şey ya. Bekleyip dinde göre... Ama Güner Hanım, Gülbahar Hanım 7 çeşit yaptı 2 saat içerisinde. Bir de onun yemeklerinin lezzeti iyiydi. Sizin dolmanızı yani sarmanızı, içli köftenizi bir de tartonunuzu beğenemedim kusura bakmayın. Yani beklemediğim halde diyorsun yine de iyiydi. Temizliğinizi beğendim, temizliğiniz güzeldi. Yani seni şaşırtmasına rağmen diyor bana bu puanı verdi. Peki Tuğçe buyur puanını açıkla. Benim puanım 5. Şöyle söyleyeyim Kadir Bey, yemekleri beğendim. Daha doğrusu böreği çok beğendim, diğerlerini beğenmedim. Ama yine de yaptığı ve uğraştığı için yemeklerine 3 puan verdim. Eğer ki 5'ten fazla puan vermiş olsaydım Gülbahar Hanım'a da haksızlık edebilirdim diye düşündüğüm için 5. Temizliğine 2 puan mı verdi? Evet. Temizliğime 2 puan verdi. Buzluğunu açıkçası çok pis buldum. Dediğim gibi anlattım zaten. Genel peki, olarak oradan kaç puan kırdın? Yani buzluktan 3 puan mı kırdın? Ama buzluktan 3 puan kırmadım Kadir Bey. Genel total olarak baktım, 5'ten fazlasını uygun görmedim. Tamam herhalde. Onu da kırdın. Yemeğimde niye o kadar yaptı? Ablacığım ben böreğin dışında ne yazık ki diğerlerini beğenemedim gerçekten ama yine de böreğin için 3 puan verdim sana. Bak bunda net söylüyorum. Böreğini çok beğendim. Bayıldım hatta. Ama yaprak sarma sen de biliyorsun içi pişmemiş. Kalbura bastığım içi bana kuru geldi. Peki zaten söyledin onları. 5 puan geldi Tuğçe'den. Fatma bakalım kaç puan verdi? Ben Güner Hanım'a 3 puan verdim. Bir temizlik, bir iki temizlik, yemek. Aman Allah'ım. Ya olamaz böyle. Evet. İki yemeğimi... Yani... Sadece böreğini beğendim. Onun dışında hiçbir şey hiçbir şeyi beğenmedim. Temizliğini de beğenmedim. Temizliğini hiç beğenmedim. Neyini beğenmedin temizliğini? Koltukların aşırı kirliydi. Bir. Bir. Buzdolabın aşırı kirliydi. Kirliydi. İki. Ha. Fırının üç. Ha, başka? Banyonda, lavabonun altında böyle bir... Koca bir peçete pislik aldım. Başka? Senin benim oradan aldığın gibi. Başka? Temizliğini hiç beğenemedim. O yüzden yemeğimi de beğenmedim. Yemeğini de beğenemedim. O yüzden 3 verdin. Emeğim? Emeğine sağlık. O zaman yani beğenmediysen niye yemeğimi yedin? Niye masanda oturdun ne yani? Ne yapayım gideyim mi? Yani İstersen anlamıyorum gideyim. Yani ben beğenmediğim halde... Beğenmediğim halde ben yine yani kalkıp da 3 kimseye vermedim. Ben temizliğini hiç beğenmedim. Çok eksik. Ve şuradan numara yapıyorsun. Temizliğini beğenmediğinde gerçekten numara. Nasıl? Yemeğime laf söylüyorsun. Tamam. Yemeklerimde hatalarımı kabul ediyorum ama o peteğin orada öyle toz ben olduğunu şunu bunu. Fark edersen petekten hiç bahsetmedim. Koltuğu falan diyorsun. Ben koltuklarını hiç beğenmedim çünkü gerçekten üstü lastik gibi olmuş artık.
Yani sertleşmiş kirden. Koltuklarımı ben çıkartamıyorum. Ben çıkartamadım. Beni ilgilendirmiyor. Burası yarışma. Sen benim konsolumun kenarındaki tozu o kadar çok konsolun söyledin ki. Konsolun arkasında değil. Gerçekten. Bak pervazda vardı Fatma. Pervazda da olabilir. Değil. Bak ben sana bunu açıkladığım halde sen onu defalarca masalarda ya söyledin. Ya masa bak. Gerçekten. Bak şimdi beni konuşturma. Sen insanların evini küçümsüyorsun. Bak çileden çıkarma. Kalkmasın şimdi bak, bana konuş bana bir sen. Bak kapattık. Asla öyle bir şey tamam yok. Tamam mı yani kalkıp bana laf söyleme şimdi. Fatma Hanım bence puanını oynuyor. Çünkü Güner Hanım'ın evi benim evimden sonra ikinci temiz olan evdi bana göre. Bu nedenle Fatma Hanım'a bir verilmesini kabul edemem. Yani Fatma sence bir puanlık bir ev mi yani, burası? Yani değil. Hayır, söyledim yani beğenmediğim yerleri gerçekten çok kötüydü yani. Beğenmediğin yerleri söyledin de şimdi Allah beğenmediğin ya. Yerlerden toplam 4 puan mı kaldı? Evet. Kurdum. Birer puan kurdum. Kendime mi oynuyorum? Yani kendiniz günüm için. Günüm geçti canım. Kendiniz yani için oynuyorsunuz düşük. Yani birazdan büyük finale açıklanacak ben, diye mi? Ben gülümden, yani, gülümde... Çok saçma yani öyle bir ev değil. Gerçekten öyle bir ev değil. Çok sinirlendim. Bak yemeklerim hatalarını kabul ediyorum tamam. Ben de çünkü kendi yemeğim kendim tatmışım. Ama ben kendi yemeğim tattığımda pirincim pişmemişse hayır pişmiş diyemem. Kabul ediyorum. Ben ama... ekstra fazla bir puan daha verdim zaten. Bir tek böreğini beğendim. Ekstra bir normalde puan dedim. Normalde kime verecektin yok, yani? Yok yok. Yani çok ayıp şey yani. Çok. Ben hiçbirinize ne saygısızlık yaptım. Ne bir şey yaptım ve... Eleştiriye açık değil misin? Eleştiriye açım ama hak etmiyor bu ev, onu hak etmiyor yani. Benim evim hiç hak etmiyor. Bu ev onu hak etmiyor. Benim, bak benim yani herkesin benim evime iki vermesini gerçekten ben hiç hak etmedim. Senin evin hak etmedi ya. Hak tamam etmedi. Ben altı verdim demek hak benim, et... Benim koskoca duvardan duvara dolaplarım vardı, bir tane toz yoktu, leke yoktu. Siz bana hepiniz ikişer puan verdiniz. O zaman hiç verme, bir puan ver, yememe verme. Yok ben üç like hayır, verdim. Hayır şey, temizliğine verme. Temizliğinize. Bu konuyu kapatıyorum. Yani yemek konusunda... Elinize emeğinize sağlık. Yemek konusunda hayır, bir şey... Hayır yememe, elime sağlık deme. Ne diyeyim? Hiçbir şey söyleme. Fatma Hanım bence kendi kazanmak istediği için bir verdi. Bu ev birlik ev değil. Güner Hanım benim hakkımı yerken bir şey olmuyordu da ben onun hakkını yerken mi sıkıntı oldu acaba? Şimdi yani sana göre bu ev cidden birlik bir ev mi? İçeri gerçekten girdiğinde... birlik bir ev. Bir puan, bir puan kaldı, bir puan. Bir puan da bir verdim. Bir puan bu programda en berbat ev. O zaman haftanın en kirli evi şey, evet. Güner ablanın evi. En kirli ev Güler ablanın evi. Ben inanmıyorum. Gülbahar Hanım'a da bir verecektim ama vermedim. Aa. Bugün nasıl? Şimdi ha, o zaman haftanın, şimdi dünden beri diyorsun ya en kirli Gülbahar evet. Evi, Gülbahar şimdi evi. Şimdi ben oldum bak. O zaman Gülbahar'a neden iki verdin de buraya bir verdin? Madem sana göre en kirli ev Gülbahar'ın evi. Koltukları biraz temiz olsaydı ben yine buraya da iki verirdim Kadir ben Bey. Puan, gerçekten. Puanlamanı çok yanlış buluyorum Fatma. Kadir Bey benim yani koltuklarım bu ev, bu ev asla birlik bir ev değil. Güner Hanım'a ben bir puan like gördüm. Çünkü bütün kusurlarını zaten sohbette, yemekte saydım. Daha ne verecektim ona? Siz şu anda kendinizle çelişiyorsunuz Fatma Hanım. Nasıl çelişiyorum? Ben buranın sana verdiğim puanlar çok bakın, memnunum. Bakın bu ev temiz. Hayır gerçekten. Bu ev temiz. Ben bunu kesinlikle kendime fikrin. Yapılmış gibi hissederim. Çünkü ben adaletsizliği, haksızlığa asla gelemem. Bana yaptınız. Bari Güner Hanım'a yapmayın. Zaten kadının evi temiz. Yemeklerine gelince evet... Sorun var. Siz koltuğun kirlerini görmediniz galiba. Tamam ne yapabilir ama sizin eski oturulmuş yaşamış. Sizin temizlik anlayışınızla benim anlayışım aynı değil demek. O yüzden evin çok temiz. Yaşamamış bu evde yani. Benim evim çok temiz. Çıkmayan gerçekten. Bir şeyin zorla nasıl çıkartacak koltuğun? Benim kullandığım deterjan kötü olabilir. Benim. Ben sürekli kullandığım. Allah aşkına bir bez yok muydu? Bir verseydiniz keşke Fatma Hanım'a. Sen de aç puanını. Güner Hanım'a ben 6 puan verdim. Temizliği 4, yemekleri az tadım uymadığı için 2 ama böreğinizi beğendiğim için ben de 6 verdim. Evet 6 puan geldi. 4 temizlik, 2 yemek. Evet Fatma temizliğe 1 puan verdin. Evet. Yani bak Gülbahar 4 puan evet, vermiş. Evet temizdi. Görmedi mi Gülbahar seni? Ya oyun oynuyor ya Allah aşkına. Ya, yani gerçekten... Şimdi ben ne bir şey söyleyeceğim yani. Oyun oynamıyorum. Gerçekten. Gerçekten yani bu ev yani kalkıp bir puan mümkün değil yani. Eşyalar kahverengi. Eğer kendisi evin temizlik yapmamış olsaydı eşyaların üzerindeki toz belli olurdu. Onu bile yani temiz, köşeyi çektiğinizde de belli olurdu. Simsiyah olurdu yani şu eşyaya sürdüğün zaman o şey sapsarı çıkardı bak, yani. Bak duşakabinin camını gördün. Hiç duşakabinin camı berbat içerisinde görünmüyor gibi kireç mi? Yok değil. Yani banyoda kireç vardı yine ama. Duvarlarında vardı. Öyle mi? Emin misin ortaya evet, çıktı? Emin misin? Eminim. O kireç değil. Peki, peki ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Son dakika kararla tüm temizlik puanlarını iptal ediyorum. Herkesin temizlik puanını sadece ben vereceğim. Sizin sadece yemek için verdiğiniz puanlar geçerli. Çünkü temizlik konusunda baya baya hatalar yapıyorsunuz. Buna müsaade edemeyeceğim o yüzden. Temizliklere sadece ben puan veriyorum. Damak lezzetinize karışamam. O yüzden sadece yemek puanlarınız geçerli. Birazdan benim verdiğim temizlik puanlarıyla birlikte bakalım haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi kim olacak?
göreceğiz. Şimdi Güner ablaya puan vermek üzere gidiyorum. Birazdan görüşmek dileğiyle. Evet, Güner ablanın eline koluna sağlık. Mutfakta elinden geleni yaptı ama bazı lezzetlerinde problem vardı, söyledim. Temizlik konusuna gelince buzluğu haricinde pek fazla kirli bir yer yoktu. Buzluğu konusunda da zaten bayağı tartıştık. Şimdi temizliğine hem de yemeklerine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.